Efsanevi olaylar ve söylentiler bu kazıyı diğerlerinden ayırıyordu. Daha önce Amerika'da da bir sondaj çalışması yapılmıştı fakat bu kazı kadar ne konuşuldu ne de yazıldı. Operasyon boyunca 3000'den fazla vardiyalı işçi çalıştı. Kazıyı takip eden çoğuluklar, bilim insanları ve iş adamları da vardı. Sabahın erken saatlerinde sondaj... Ukurada seks yapılıyor, seks yazıyorsa ne yapacağız abi? Çok gerildim ben şu an. ...çalışması başladı planlanan kazı derinliği 15 bin metre yani 15 kilometre derine inebilmekti. Amerika'nın yolculuğu yukarıya, uzaya doğru bir yolculuktu. Uzayı keşfetmek, uzayın derinliklerini araştırmaktı. Ruslar da uzay çalışmaları yapmıştı. Hatta ilk kez 1957'de uzaya yapay bir uydu gönderen de Ruslardı. Fakat Sovyetler Birliği artık uzayın derinliklerini değil, dünyamızın, yaşadığımız gezegenin derinliklerini araştırmak istiyor yer altını araştırarak aslında duruyor, uzaya kaldır. ve geçmişine ait bilgiler de bulunabilirdi. Yapılan kazılar sonuç vermeye başlamıştı ve 1979 yılında Amerika'daki Bertha Rogers sondaj kazısının derinliği yani 9583 metre aşılmıştı. 1983 yılına gelindiğinde 12 kilometre derinliğe inildi. Fakat derine inildikçe sorunlar da oluşmaya başlıyordu. Sert kayaların Alt hızda D'ler dağlar hep birleşik kafayı yiyeceğim kapatıyorum. Aşılması için bir sene ara verildi ve bu sürede planlar yapıldı. 1984 yılında sondaj makinesinin tırnakları parçalandı. Aşılamaz bir bölgeye geldikleri için gerideki değiştirilebilir rota noktasına yani 7000 metreye dönüp başka bir rota belirlediler. 1989 yılında 12.262 metreye gelindi. Bu derinlikte tahmin edilenden çok daha fazla bir sıcaklıkla 180 derece ile karşılaştılar. 1992 yılında proje durduruldu. Bildiğimiz bilgiler bunlar olsa da her devletin yaptığı gibi asıl önemli bilgiler asla halka sızdırılmaz ve saklı tutulurdu. Sondaj sırasında çıkarılan her madde, her keşif devlet sırrı olarak saklı. Odun çıkmış. Aslında 12000 metre aşıldıktan sonra projenin durmasına sebep olan şey teknik bir sorun değildi. Sondaj makinesi biraz daha derine inmeye çalıştığı sırada boşluğa düşmüş gibi oldu. E düzlemeç hiç mi yoksa kısmı boşa dönüyordu. Sanki yer altında bir çukur, bir boşluk vardı. Mühendisler makinenin bozulduğunu düşünerek onu geri çekmeye başladı. Sondaj aleti çıkarıldıktan sonra bakıldığında delici matkabın bir kısmı inanılmaz bir şekilde erimişti. 12 kilometre derinlikten gelen sıcak hava bariz belliydi ve garip uğultular da geliyordu. Sıcaklık ölçüldüğünde gözlerine inanamadılar. 1200 derece sıcaklık. Bu gerçek olamazdı. Tahminlerinin kat kat üstündeydi. Magmanın sıcaklığı bile 2000 dereceyken henüz bu derinlikte 1200 derece sıcaklık inanılmaz. Oo shit. Bu konusunda dünyanın en temsili resim bu ha. Öyle yazıyor bak. Arkadaşlar Doğana kadar kullandıklarının hepsi e, gerçek görüntüydü fakat bu temsili. Ona göre bizde yalan yok sadece bilim var. isimlerinden biri olan Arkadaşlar korkan varsa çıksın. Korkmuyorsanız lütfen videoyu hep beraber sonuna kadar izleyelim. Ve bu sır perdesini aralamasında Nigma abimize yardımcı olalım. Hayatını yine tehlikeye atmış bizim için. Umarım Emine cinler gitmez ya. Çok gergin. Azakov bu konuda şöyle bahsetmişti. Ne demiş? Bir anda matkap deli gibi dönmeye başladı. Bu bir mağaraya ya da boşluğa geldiğimizin göstergesiydi. Rıssamaha. Termometreler 1200 derece gibi inanılmaz bir sıcaklığı gösteriyordu. Bu beklediğimizden de fazlaydı. Sanki dünyanın merkezinde cehennem ateşi var. Bu durum sondaj makinesinin neden boşluğa düşmüş gibi çalıştığını da açıklıyordu. Bilim insanları devam etmek, mühendisler ise projeyi bitirmek istiyordu. Karar devam edilmesi yönünde verildi. Bunun için bazı alternatif çözümler üretilmesi gerekiyordu çünkü sıcaklık yüzünden makineler orada daha fazla dayanamazdı. Doktor Azakov ısıya dayanıklı elektrik kabloları istedi ve bu kabloların ucuna uzay araçlarında kullanılan ısı kalkanlı hassas mikrofonlar yerleştirildi. Bunlar aslında yeterli değildi ve kısa sürede bozulacaktı fakat o kısa süre bile ne olup bittiğini anlamalarını sağlayabilirdi. Holy Kablo shit. Ve bağlı bulunduğu mikrofon 12000 küsür metrelik derinliğe bırakıldı. Ya bu mikrofon yani 1300 dereceye dayanan bir mikrofon arkadaşlar ona göre ayık olun ha. Öyle sizin evde bulunduğunuz sikik mikrofonlara benzemez. Canlı dinliyoruz şu an arkadaşlar. Dünyanın göt deliğine yolculuktayız. Aradan geçen 1 saat 12 dakikalık süre sonunda dibe ulaşılmıştı. Herkes merakla ne olduğunu bilmek isterken kaydedilen sesleri dinlemeye başladı. Dipte kaydedildiği iddia edilen seslerde çığlıklar, bağırmalar duyuluyordu. Feryat eden insanlar gibi. Allah'ım bu gerçek mi? Cehennem açılan bir kapı gibi benzetmelerde de bulundu. Sesleri dinleyenlerden biri olan Doktor Azakov şöyle anlatıyor. Şaftın altındaki plakaların seslerini iletmek üzere dizayn edilmiş mikrofonu daha da derine indirdik. Ama plaka sesleri yerine duyduğumuz sadece acı içinde çalık atan insan sesiydi. Önce sesin ekipmanlarımızdan geldiğini düşündük fakat öyle olmadığını yaptığımız testler sonucu anladık. Doktor Azakov orada ne olduğunu görmek istiyordu. Elindeki kameralar ve ekipmanlar orayı kaydedebilecek kadar dayanıklı değildi. Askeri düzeyde ya da uzay çalışmalarında kullanılan sistemlere ihtiyaç vardı. Gerekli izinlerden sonra ona uzay araştırmalarında kullanılan ısıya dayanıklı kamera gönderildi. İşte bu kamera aşağıya doğru sarkıtılmaya başlandı. Yavaş yavaş derine doğru iniliyor. sırasında diplere yaklaşıldığında bazı yansımalar olduğu, figürler görüldüğü ve kamera ışığının sorun yaşadığı görülmüştü. Yeni doğan bütün Belki de bizim bilmediğimiz var. çok daha fazla şey yaşandı. O sırada kaydedilenleri sadece Doktor Azakov ve ekibi izledi. Görüntülerin hemen sonrasında hükümet bu olay hakkında tüm belgeleri ve delilleri yok etti çünkü bilimsel ateizm Sovyetler Birliği'nin resmi devlet ideolojisiydi ve burada olanlar halkı herhangi bir dine yönlendirebilirdi. Aşi, o şey, gibi... din düşmanları yok. O zaman arkadaşlar işin ee, gerçek versiyonuna geçelim mi? Bu kuyruğu yeterince dinledik bence ya. Hazır mıyız? Drilling to Hell Facts. Bu videoyu ee, bir arkadaşımız bize gönderdi. Daha önce bir araştırma yazmadım. Google'a yazdım sadece. Doktor Azakov yazdım Google'a. Arkadaşlar Google'a Doktor Azakov yazdım sadece. Sadece bunu yazdım. Azdım Google'a Doktor Azakov yazdım. Evet let's go. Bakalım ne diyor. Ben size çevire çevire geçeceğim arkadaşlar. Çok basit arkadaşlar. Azdım Google'a Doktor Azakov yazdım ve gerçekler karşımda. Evet, uh, I first heard about this story from people who started calling my radio program. 1990'larda işte benim radyo programı arayıp bu hikayeyi insanlar bana sormaya başladı diyor falan. Uh, buraları biraz atlayacağım. Ya en sonunu okudum, o bile etti bana aslında. Dur bakayım. Yani bunu full de okuyabiliriz, biraz uzun. İsterseniz okuyalım. Yani sonundaki şeyi okumam yetti bana. Tam bir urban legend. Çok uzun. Sen içinden oku bize anlat. Sonunu oku ver. Okey. Boş muhabbet mi yoksa? Özet mi geçeyim? Ben de şu an hepsini okumadım ki. O zaman ben hızlı hızlı okuyorum. Türkçe'yi çeviriyorum abi. Hızlı hızlı okuyorum. Okay, Evet arkadaşlar, bu e, Trinity Broadcasting adında bir e, Hristiyan e, televizyon network'ünde anlatılan bir hikayemiş. İlk kez 90'lar yılında öyle duymuşlar. E, bana... Evet arkadaşlar bu götten uydurma hikaye 90'lar yılında bu Hristiyan e, televizyon kanalının aa evet hikaye gerçek tamam mı dokumentasyonlarımız var e, hepsi bizim newsletterımızda diyerekten de cevap vermiş bu televizyon kanalı. Aramış çünkü adam. Okey. Evet ve e, bu insanlarda ...Finlandiyalı bir gazeteden... E, ...Amennu Satia... ...Amennu Satia... ...Evet çünkü Fince'de... E, ...üst üste gelen sessiz harfler okunur... ...aynı Türkçedeki gibi... <laughs> ...oradan da bir bilgi vereyim size... E, ...adındaki bir... E, ...Finlandiyalı gazeteden... ...bu bilgiyi aldıklarını söylemiş insanlar... E, ...o televizyon kanalındaki insanlar... ...tamam mı? 14.4 kilometre derinlikte... E, ...dünyanın kabuğunda... ...bir e, delik açan bir jeolog grubu çığlıklar mığlıklar duymuşlar falan filan okey okey evet gazetede bu yazıyormuş gazetede diyor ki işte bilgi toplama olayımız çok surprising diyor sürpriz doluydu diyor falan filan ondan sonra aşağıda ne bulacağımızdan korktuk demiş doktor azakov ...gazetede bu yazıyormuş. Evet. Okey. Evet. Aynen, aynen... E, ...Nigma'nın dediği gibi yazıyor burada. Doktor Azokov adındaki bir adam. Aynen işte. Nigma'nın dediği gibi. E, bu arada... E, ...1100 derece Celsius... ...yani 2000 derece Fahrenheit civarında bir... Sıcaklık oldu deli gibi dönmeye başladı Falan filan aşağıda ne varsa Umarım aşağıda kalır demiş Evet Evet bu Trinity Broadcasting Network'ün Televizyon kanalının e, Newsletter'ına göre Bu Finlandiya'da yazılmış olan e, Makale e, Teksaslı bir evangelist R.V. Şambah adında birisi tarafından e, Bunların Şeyine televizyonuna verilmiş Şambak'ın ofisini kontrol etmiş tabii ki, e, Aramış adam Şambak'ın ofisini Demiş ki bu hikaye doğru mu bu gazete doğru mu Böyle bir gazete var mı <laughs> Onlar da demişler ki kesinlikle doğru Murom Kesinlikle doğru e, Onlar da işte e, Çok e, saygı gören <laughs> Bir bilim Jurnalından almışlar bunu Finlandiya'dan e, Tamam mı Aynı zamanda Norveçli bir adamdan bir mektup gelmiş. Rendalen adında. O da bunu demiş ki evet evet doğru demiş. Şu ana kadar abi bu hikayeyi doğrulayan kişi sayısı 3 tane gerizekalı. Artı bir enigma 4 etti gerizekalı sayısı. Ee, evet efendim 90'larda uyduruluyor bu arada. Tam bir dipsiz kuyu. Manyağın birisi götünden bir şey uyduruyor. Ondan sonra 2019 yılında... 200 bin kişi izleyip 18 bin kişi like atıyor. Evet harika amına koyayım ya. İnsan sikmek bu kadar kolay abi. İşte hep diyorum ya arkadaşlar. İnternet hem çok güzel bir şey hem çok kötü bir şey. Bak eskiden 3 tane geri götünden uydurduğu bir hikaye e nerede? San Francisco'nun sikik e 30-40 kişi tarafından izlenen aptal bir e Hristiyan propaganda televizyonunda yayınlanıyor. 30-40 tane geri zekalı bununla haşır neşir olup birbirlerine böyle götten uydurma hikayeleri pohpohluyorlar. Günümüzde düz dünya teoristleri sempozyum düzenliyor oramına koyayım. Çünkü internette birbirlerini buluyorlar. Yani arkadaşlar geri zekalıcı bir şeye inanan 100 bin kişi bulsanız da bu doğru olduğu anlamına gelmiyor. Siz 100 bin tane geri zekalı bulmuş oluyorsunuz. Bunlar çok karışık şeyler değil. Neyse devam edelim arkadaşlar. Diyor ki efendim ta 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 ta. ta 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 falan filan. Bu Rendalen adında Norveçli adam demiş ki. Okey. Oh shit adam. Bir dakika. Bu Agerendalen ismindeki Norveçli adam. Bir dakika. Demiş ki şunu söylemem lazım. Sizin tarafınızı duyduğumda bayağı güldüm. Tek bir kelimesi inanmadım. E... Bu Amerikalılar böylesine aptalca bir şeye e... <laughs> Bu Amerikalılar diyor, cehennemin dünyadaki fiziksel bir delikte delikten ulaşılabilecek, dünyada açılan fiziksel bir deliğin altında bulunabilecek bir şey olduğuna inandıkları için bayağı gerizekalı olmaları lazım sanırım diyor. Ve Norveç'te bayağı e, gazetelere çıkmış bu muhabbet ve aslında Norveç'te de biraz taşşak konusu olmuş anladığım kadarıyla. <laughs> eğer diyor e, o an anladım ki diyor, eğer bir cehennem varsa sonunda cehenneme gideceğim çünkü bu aptal hikayenin yayılması da adamın da bir rolü var. Evet bayağı şu anda taşşak geçiyor. Evet efendim. Ondan sonra <laughs> Okay. Evet, daha fazla informasyon gönderiyor e, Rendalen. E, Norveç'ten bir gazeteden olduğunu iddia ettiği bir informasyon gönderiyor. Rendalen trollüyor bu arada. Bayağı van gölü canavarı yaşıyoruz şu anda. Van gölü canavarının daha gerizekalı bir versiyonu. Evet. E, Rendale'nin çevirisinde diyor ki e, bu e, drilling olayı, delme olayı Rus ateistler tarafından yapıyormuş. Ah oh, shit. <laughs> Üstüne eklenti olarak gönderiyor. Evet, bir tane daha e, e, bu olaya e, ta, tanıklık eden Mr. Numedal diye birisi olduğu iddia ediliyor ve o da şöyle bir şey ek, ekliyor falan filan bir dakika. Okay. Okay. E bu da diyor ki of of ...komplo teorisine bak. Ne güzel eklemişler amına koyayım. Güzel troll. Sovyetler diyor oraya gidip bölgedeki insanlara bir ilaç verdiler. Kısa dönem hafızalarını sildiler bu olayı silmek için. <laughs> evet, eee bir de böyle yarasaya benzeyen e, yaratıklar çıkmış abi delikten. Baya şu anda M Night Shyamalan filmine doğru gidiyoruz. Oh shit, bir dakika çok etkili bir hikaye abi. Bunun derinliklerine inmeliyiz abi. M Night Shyamalan arkadaşlar. Videonun sonunu da izle. izleyeceğim abi, izleyeceğim. Dur. Şu hikayenin e, gerçek versiyonunu bir öğrenelim. Baya güzel çünkü. Neredeydik amına koyayım? Biz de diyor kolları sıvadık diyor. Bu hikayenin dibine kadar inmek istedik. Nereden geldi, nasıl oldu falan filan. Evet, bu Finlandiyalı Ammänstömlu bilmem ne newspaper diyor. Levasjoki adındaki bir bölgenin gazetesiymiş yerel bir gazete. Aramışlar abi. Ne? Abi gazeteyi aramışlar. Demiş ki gazetedeki çalışan biz saygı gören bir gazete değiliz demiş. Bilimsel bir jurnal da değiliz demiş. Gazete çalışanı diyor. Biz demiş. Oh, here we go. Biz demiş aylık ıı, çıkan bir Finlandiya Hristiyanlar dergisiyiz demiş. Yani Hri Finlandiya Hristiyanların çıkardığı aylık bir dergi. Evet bu e, cehenneme kazılan delik hikayesi de ağızdan ağza dolaşan bir başka çalışanın aktardığı bir hikayeymiş. O da şöyle hatırlıyormuş. Etala Soğumen adında Etala Soğumen adında bir gazetede okumuşmuş. Başka bir film gazetesinde. O evet gökten uydurma. Baya şu an çatallandı. Adamlar iyi dalmışlar dibine ha. Kanka çok iyi gidiyor şu an. Onlar da kalkıp onu aramışlar abi. Etal'a Soğumer'i aramışlar. Tamam mı? Ee, önce hikayeyi bulamamış bu gazete. Ondan sonra gazete bunları geri aramış. Tamam mı? Evet bu hikaye bizim e, gazetemizde çıkmış gerçekten demişler. E, fakat bu bir makale değilmiş. Rıssamaha. Ay sikeceğim. Ee, kulaklığımdan gelen ses size de geliyor, bilmiyorum. Oo, abi demişler ki bu bir makale değil, bizim gazetemizde çıktı. Fakat bu e, izleyicilerimizden gelen kısmında, hani istedikleri her şeyi izleyicilerimizi istedikleri her şeyi yazabildiği bir köşede yayınlanmış diyorlar. Makale bile değilmiş yani. Devam mı arkadaşlar? Devam mı arkadaşlar? Bir urban legend, bir e, şehir efsanesi nasıl doğar? Bunu öğreniyoruz arkadaşlar yavaş yavaş. Efsane. Ondan sonra gazetenin yardımıyla bu hikayeyi gazeteye gönderen kişiyi buluyorlar abi. Adamlar ne uğraşmışlar bak arkadaş. Arkadaş bak nasıl uğraşmışlar. Çok iyi değil mi? O da e, çok tatlış e, yaşlı bir adammış. Başlarda konuşmak istememiş. E, bir çevirmen aracılığıyla demiş ki. Bu hikayenin gerçekliği konusunda ben kefil olmam arkadaş demiş. O da <laughs> O da bir, bu hikayeyi bir Hristiyan newsletterı olan eee tayattan okumuş. E, onlar da Finlandiyalı bir misyoner grubundan grubu tarafından çıkan herhalde e, gönderilen bir e-mail. Ondan sonra adamlar kalkıyorlar Wildayat'a e, ...Wild Hayat'la kontakt kuruyorlar. Editör demiş ki... ...evet biz bunu... E, ...1989'un... E, ...Temmuz'unda yayınladık. Peki o adam... Ner ...nereden duymuş bir hikayeyi? O da bir okurundan duymuş. O da başka bir newsletter'dan okumuş. Jewels of Jericho... ...adında bir newsletter'dan. O da... ...Kaliforniya'da yaşayan... E, ...bir grup... E, Yahudi Hristiyan tarafından yayınlanan Bir nümsletirmiş Bu şekilde Finlandiya'daki Araştırmamızın sonuna geldik diyorlar Ve Kaliforniya'ya geri döndük abi Amerika'ya Nasıl abi Hikaye güzel değil mi Bence Nickman'ın anlattığından daha güzel abi Hikayeyi peki Rahmetli dedemin uydurma ihtimali nedir Oraya doğru gidiyoruz sanırım Evet sonuçta hepimiz akrabayız bu noktada tek bir şey açık, apaçık ortadaydı. Ee, cehenneme kazılan delik e, hikayesi e, tam olarak bir şehir efsanesi lezzeti bırakıyordu damamızda. Ee, çok sansasyonel... E, dokumentasyonu imkansız. E, hayattaydı çünkü ufak tefek e, publikasyonlar, işte şeyler e, yayınlardan ötürü. E, altında altı dolu olmayan başka insanları e, kuotlayarak yayılmış aptal bir hikaye diyor. Ama hala bu Agarendalen adında bir e, Norveçli adam vardı hatırlarsanız. Evet. Hala bu adam var. Bunu da çözmemiz lazım diyor. Bakalım burada ne bulmuşlar. Ne oldu Roni? Niye acil duruyorum abi? Abi Norveçliler o kadar sıkılıyorlar ki amına koyayım. Herhalde böyle bir şeye girmişler. Abi durmak istemiyorum. Bu işin derinliklerine ineceğiz şimdi. Okey. Oslo yakınlarında yaşadığını söylüyorlardı bu adamın. Oha direkt aramışlar ve adamı bulmuşlar abi. Direkt adamı bulmuşlar ve aramışlar abi. Aramışlar demişler ki bu e, Hristiyan Televizyon Network'ine e, bu işte kazıyla ilgili bilgiyi gönderen o da hiç e, şey yapmadan e, Hiç düşünmeden evet demiş e, Adam da demiş ki Bunun gerçekliği e, konusunda herhangi bir kanıtım var mı demiş O da evet demiş Söyle demiş Ha Gerçek mi değil mi biliyor musun demiş O da demiş ki söyle abi gerçek mi demiş O da demiş ki bunların hiçbiri gerçek değil her kelimesini götümden uydurdum. Aynen. Tamam Norveçliler çok sıkılıyor. Norveçliler çok sıkılıyor. Sabahtan akşama kadar güneş yok. Bütün gün iç iç iç. Ne oluyor? Sonunda bu oluyor abi. <laughs> Fail rap abi. Fear rap e yapamamış. Evet ondan sonra adam anlatmaya devam etmiş. Ee, Amerika'ya gitmiş birkaç hafta önce bu olaydan. Televizyon programındaki şeyi görmüş abi bu cehenneme kazma hikayesini görmüş <laughs> inanamadım demiş ya televizyondaki sunucuların demiş bu hikayenin gerçek olduğuna inanamadım ee, yani hiç gerçekliğini kontrol etmeden bunu anlatmalarına inanamadım demiş Norveç'e döndükten sonra daha böyle canlandırılabilecek işte içinden yarasalar çıkan bir hikaye uydurup göndermiş herif resmen trollemiş Hatta şey demiş biz hikaye araştırdık diyerek bu bilgiyi sunacaklarına inanıyormuş adam ki öyle de olmuş. Oh adam telefonunu telefonunu her şeyi yazıp göndermiş abi. Ve şunu da eklemiş abi mektubuna Norveç'in en büyük ve en tanınan saygı duyulan gazetelerinden birisinden okudum ben bunu demiş. ve no, e, Norveç dilinde bir de e, makale göndermiş. E, uydurma bir çeviri yapmış İngilizce ona. Ve bu makale de aslında e, lokal bir e, community gazetesinden işte olur ya böyle. E, lokal bir community gazetesinden bulduğu ufak bir şeyi böyle küpürü koparmış abi herif. Götten uydurma bir çeviri yapıp göndermiş. <laughs> Çok iyi. Rendelen aynı zamanda e, Güney Kaliforniya'daki e, bir tane pasturun yani bir e, din adamının diyeyim Hristiyan bir din adamının e, arkadaşının telefon numarasını bırakmış. Bu adamı ararlarsa o din adamı diyecekmiş ki yok abi adam götünden uyduruyor inanmayın hani şaka yapmış size diyecekmiş ama adama aramamışlar bile. <laughs> Evet, Rendall'in e, tahmin ettiği üzere ne Rendalen'i aramışlar abi, ne e, Kaliforniya'daki din adamını aramışlar. Direkt televizyona vermişler. Her yerde bunu anlatmaya başlamışlar. Hiç araştırma ihtiyacı duymamışlar, du duymamışlar ve bu şekilde yayınlamışlar gazetede. Wow. Çok ya abi ya. Devamını okumaya gerek var mı? Yani Doktor Azakov'un olmadığı bile belli yani şu noktada. Çok iyi ya. Belki de vardır Doktor Azakov ama bu muhabbetlerin olmadığı çok açık bir şekilde ortada. Adamlar çözmek için bu kadar uğraşmışlar ya. E, i̇şin gerçeği de şu, e, Sibirya'da gerçekten e, böyle bir e, çukur bulunmuş. O kadar büyük bir resimdeki gibi mi bilmiyorum ama. E, Tabi bu çukurla ilgili haberler hızlı yayılmış. O yüzden e, kazı çalışmaları e, sekteye uğramış. E, bir kayıt alınmış, bu doğruymuş. Fakat e, ısıdan dolayı, ben tahmin ettiğim üzere abi. E, ısıdan dolayı mikrofon e, çatlamış abi. Yani etrafında özel bir soğutma sistemi varmış. Yine de e, çatlamış. 17 saniyelik bir e, ses kaydı yapılmış. Okey. Evet daha güzel bir e, soğutma sistemiyle mikrofonu tekrar daldıracağız demişler. Ondan sonra bu... <laughs> abi o kadar hikaye o kadar dallanıp budaklanıyor ki gidip biz burayı kazacağız biz bilim adamıyız deyip e, bir tane kiliseden 20 bin dolar dızlamışlar abi. Bize e, finansal destek verin ki biz bu deliği araştıra, araştıralım demişler. 20 bin dolar dızlamışlar. O çiftlik bank baby. Çok ya abi ya. Evet, şu an ciddi bir yere geldik. Ağustos 1989'da Science dergisinde, Science, evet gerçekten saygı duyulan bir şey, bilim dergisine geldik şu anda. Bir Rusya Deep Hole Drilling projesi, Kola'daki Murmansk'a yakın bir yerdeki bir derin drilling projesi olduğu anlatılıyormuş. Bir başka Alman delme olayı var Bavarya'da e, beklenenden daha sıcak bir e, ısıya e, ısı ile kar sıcaklıkla karşı karşıya geldiklerini not almışlar burada da e, ama 2000 derece Fahrenheit'a yakın bile değilmiş evet abi Evet götten uydurma bir hikaye olduğu belli videomuzu sonuna kadar izleyebiliyor muyuz abi İyi ya her şey çok iyi ya neredeydi lan o ben videoyu kapattım değil mi Neyse abi bir geçer inşallah. Videonun sonu ne olur izle. Tamam abi izliyoruz abi. Videonun sonunu izleyelim. Bugün Neredeydik biz? Birçok insan Allah'ın hikmeti ya da mucizesi de burada falan doktor Azakov ve ekibi izledi. Görüntülerin hemen sonrasında hükümet bu olay hakkında tüm belgeleri ve delilleri yok etti. Çünkü bilimsel ateizm Sovyetler Birliği'nin resmi devlet ideolojisiydi ve burada olanlar halkı herhangi bir dine yönlendirebilirdi. Azakov ve ekibi olanların hiç kimseye anlatılmaması ve sızdırılmaması için uyarıldı. Fakat bu bilgiler ekipten biri ya da birileri tarafından sızdırıldı ve biz de onun için bu videoyu yapmaktayız zaten. İşte şimdi asıl konumuza gelelim. Seslerin cehennemden geldiğine dair söylentiler bugüne kadar geldi. Hatta birçok yerde paylaşıldı. Birçok insan Allah'ın hikmeti ya da mucizesi derken birçok insanda inanmamayı tercih etti. Aslında cenneti görmek ya da cehennemi görmek bence rüya haricinde olabilecek bir şey gibi görünüyor. Çünkü inanan bir insansanız bile cennet ya da cehennemin öldükten sonra gidilecek ya da görülecek bir yer olduğunu bilirsiniz. İşte bu noktada Helal internet Reis. üzerinden araştırma yaptığım bir sırada bir kayda denk geldim bu 1972 yapımı bir filmdi. önce size o dipte duyulduğu söylenen sesi dinleteceğim. Şimdi de bu filmdeki sahneyi açıp sesi dinleyelim. Seslerin aynı olduğunu duyabilirsiniz anlaşılmasın diye ilk sese bazı efektler uygulanmış. Anlayacağınız bu tamamen uydurma bir durum. Reis nasıl yaptın bunu? Abi ben gerçek olduğuna çok inanmak istiyordum ya. Elbette olayların birçok kısmı doğru fakat bu alttan gelen sesler bölümü biraz gizem katmak için uydurulmuş gibi görünüyor. Abi yapma ya. Daha önce de söylediğim gibi her duyduğunuza ya da gördüğünüze inanmayın. Araştırın. Tıpkı logomuzdaki soru işareti. ...her daim sorgulamaya devam edin. Nikma peki ben, nasıl Allah'a inanacağım ben ya? Çözmemiz gereken daha çok sır var. Adamsın. Adamsın Nikma. İşte adam böyle olunur. Helal olsun. Gözüme girdi. Adam abi adam. Yapmış araştırmasını. Adam. İşte bu ya. Bundan sonra Nikmacıyız kardeş. Bundan sonra Nygma'cıyız. Evet videosunun her karesi bir yerden çalıtı. Nasıl şey yemiyor ben onu anlamadım bu arada. Nasıl telif yemiyor? Şeyin Delimine'nin bir tane videosu vardı. Çanakkale'ye dalış yapıyor. O gün hava kapalı diye. Ee, çok güzel çekim yapamamışlar. Batık Gebe'ye dalış yapıyor Delimine. Hava e, kapalı diye drone uçurup güzel bir çekim yapamamışlar o bölgeyi. İnternetten böyle 100 kişinin izlediği bir videodan bir drone çekiminden 6 saniye almışlar abi. Direkt telif yemişler aman okuyayım. Bu çocuk nasıl yemiyor ben anlamadım. İlginç değil mi? RP var mı bugün? Server kapalı abi.